Burada 75 metrede balık büyüdü. Biraz kopal gibi geliyor da. Benim burada var da güzel var. Burada da var. Bizler yaklaşık 2 yıl önce bu projeye bir adım attık. Asıl olarak ilk amacımız Türkiye'deki kullanılmayan altın tarım arazilerini faaliyete geçirmekti. Sonrasında ise biraz daha bilimsel olarak yaklaştığımız için toprak tarım ile tanıştık. Bu konuda kendi üniversitemizde ufak bir alanda bir deneyler yaptık. Sonrasında bu işi daha büyük mecraları taşımak istedik. Bu sebepten dolayı belediye ile bir işbirliği anlaşmasına girdik. Burada başta rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Durman ve belediye başkanımız Sayın Murat Aydın'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize bu yönden desteklerini esirgemediler. Öncelikle Beykoz'umuza hoş geldiniz. Burası Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi ile beraber yapılmış olan topraksız tarım Ar-Ge sırası. Buradaki hedefimiz Beykoz'da topraksız tarım sistemini insanlara hem tanıtmak hem de üniversiteyle beraber iyi bir araştırma kurup topraksız tarımın artılarıyla eksileri her yönünü araştırması ve buradaki verimleri insanlara duyurmak, hem bir Ar-Ge hem de insanlara tanıtım amacıyla kurmuş olduğumuz bir sera. Seramızda üçlü bitki yetiştirme sistemi, beşli otomasyon sistemi var. Şu tarafta gördüğünüz otomasyon sisteminde, sistemde tamamen her şey yazıyor zaten. Burada birinci kısımda balıklarla bitki yetiştirme sistemi var. Yani balıkların yaşam alanındaki suyu bitkiye vererek buradan ürün elde etmesi. Burada ilk kısmında hıyar bitkisiyle bu denemeleri yapıyoruz. İnşallah ilk hasatımızı da aldık. Çok da güzel oldu. Burada ayrıca şu avantajımız da var. Biz aynı zamanda buradaki havuzda 500 tane balığı da 75 günde bir hasatta edebiliyoruz. Bu da bir verim. Hem balığı hasat ediyorsunuz, kullanıyorsunuz, hem de ürünü kullanıyorsunuz ve bu tamamen doğal. Hiçbir dışarıdan gübre, hiçbir şey vermeden bu üretimi yapabiliyorsunuz. İkinci sistem ise topraksız tarım da kıvırcık marul gibi yeşillik üretimi. Buradaki sistemde hiçbir şekilde toprak yok. Tamamen alttan geçen sudan verilen besin maddelerini bitki kökleriyle alıyor ve bu şekilde büyümesini sağlıyor. Bu da yerine göre 45 gün civarında hasada gelebilen bir üründen bahsediyoruz. Topraksız tarımın avantajları neler? En büyük avantajlarından birisi, yıl içerisindeki topraklı tarıma göre daha fazla ürün alabiliyorsunuz. Bir yeşillik bitkilerinde diğerinde 5-6 defa alabildiğiniz halde bunda rahatlıkla 8 defaya kadar çıkabiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Üçüncü kısım ise çilek. Burada kokopit denilen yapay toprak kullanıyoruz. Bu kokopit, Hindistan cevizinin dış kabuğunun, yani tamamen doğal olan bir ham maddenin kullanıldığı bir alan. Burada da çilek bitkisinin birim alandan daha fazla verim almasını sağlıyoruz. Normalde çilek bitkisinde bir dekar alanda, yani 1000 metrekarede 4500 bitki dikebilirken burada 20.000-25.000 bitkiye kadar rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu da çileğin verim ortalamasını düşündüğünüz zaman bir alanda 2,5-3 ton verim almanız gerekirken 10 tonun üzerinde verime çıkabiliyorsunuz. Buradaki topraksız tarımın en büyük avantajları bunlar. Burada biz her aşamayı birim birim kaydederek, burada yapılan her iş günlük saatiyle beraber kaydediliyor. Kaydedilerek üniversite ile beraber yapmış olduğumuz bu çalışmada avantajı, dezavantajı, bize getirileri, insanlara daha ekonomik şartlarda daha iyi gelir getirecek ürünü nasıl yetiştireceklerine kadar her türlü araştırma yapılmış olacak.